Sevgili dostlar merhaba. Evlilik birçok kişinin de ifade ettiği gibi bir müessese, bir kurum eskiden böyle ifade edilirdi. Ve evlilikler de kendi içinde bazı anlaşmalara sahip. Evlilikler de aslında bir devlet yönetir gibi çiftlerin yönettiği sistemlerden oluşuyor. Ve tabii ki devletlerin anayasası olduğu gibi evliliklerin de anayasası var. Yazılı ya da yazılı olmayan. Bizim Türkiye Cumhuriyetimizin anayasasındaki o değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört madde gibi evliliklerin de değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilmeyecek maddeleri var. İşte biz bugün psikoterapist Doktor Cem Keçe ile evliliklerin o değiştirilmez maddelerini konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Aslında bu anayasamızdaki ilk dört madde gibi çok önemli ve özel. Değişmeyecek. Değiştiği zaman sistemin aslında komple yıkılacağı ve zarar göreceği maddeler var. Nedir bunlar ve daha doğrusu evlilikteki anayasa dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Yıllar önce insanlar evlenirken bir şeye evet dediler. Bütün o e, düğüne gelen konukların gözünün önünde evet dediler. Hatta herkes kadının erkeğin ayağına basmasını istedi. Sonunda bir evlilik cüzdanı birine verildi. Bu sahneyi herkes canlandırmıştır. Böyle evlilik anı. Fakat o insanlar bütün o şahitlerin huzurunda bir şeye evet diyorlar ama ne evet dediklerini bilmiyorlar. Mesela bunu karılar kabul ediyor musun, kocalığa kabul ediyor musun sorusu evet de karılık ne, kocalık ne, bizim görevlerimiz ne, biz neye evet dedik buranın Hı -hı. içi boş. En büyük sorun burada. O yüzden bizi dinleyen ve bekar olanlar artık bu dört maddeyi yazsınlar ve bunlar okeyse evlensinler. Ve şahitlerin huzurunda da gerçekten bunu çıkarıp evlilik anayasasını dört metri diye okusunlar. Çünkü bütün şahitler içerisinde mutlaka bekarlar da vardır. Onlara da bir faydaları olsun. Yani aslında bu bir eylem başlasın buradan. Evlilik anayasası eylemi başlasın. Ve bütün evliliklerde, düğün törenlerinde bu anayasa okunsun. Ve bu eylem bütün Türkiye'ye yayılsın. Niçin? Çünkü toplumun en önemli parçası aile. Ailemizi sağlıklı ve güzel kurarsak ve mutlu olursak geleceğimiz mükemmel olacak. Yoksa mutsuz ailelerin, mutsuz toplum olacağız. Peki birinci madde ne? Birinci madde şu. Bu kişiyi, yani eşimi mutlu ederek, bundan sonra mutlu olacağımı evet diyorum. Yani mutluluğumu eşime ipotek ediyorum. Şimdi bu o kadar önemli bir madde ki. Ben mutlu olacaksam eşimi mutlu etmek zorundayım. Onu mutlu edemediğim sürece mutlu olamayacağım evet diyorum. Şimdi hiç kimse bunu düşünerek evet demiyor evlenirken. Ve ne yapıyoruz? Birbirimizi mutsuz ede ede, lanet olsun nereden düştüm ben bu işin içine diyoruz. Ve diyoruz ki işte evlilik de aşk bitiyor, seks bitiyor. Hayır hiçbir şey bitmiyor. Sen sadece anayasa suçu işliyorsun. Evliliğin birinci maddesini ihanet ettiğin için. Çünkü ötekini mutlu etmediğin için o da seni mutlu etmediği için mutsuz oluyorsun. Mutsuzluk bir sonuç. Kararlarımızın, seçimlerimizin bir sonucu. Ama bunun sorumluluğunu da almıyoruz. Bir de birbirimizi suçluyoruz. Utanmadan bir de evlilik kurumunu suçluyoruz. Kurumun ne suçu var? Mutlu olanlar bu sefer onlara ne diyeceğiz? Sen anayasa suçu işledin diye kurum kötü bir kurum değil. Evet. Ve dolayısıyla zaten dediğiniz gibi evlilik işte kurumunu suçluyor insanlar, bekarlık sultanlıktır gibi bahaneler bulmaya çalışıyorlar. Ama zaten hani bir insan kendiyle barışık değilse, empati kurma becerisi yoksa dünyanın en iyi insanı da çıksa karşısında o kurum zaten bir şekilde iflas edecektir. Bu yüzden birinci madde çok önemli. Aslında mutluluğumuzu ve karşı tarafın mutluluğunu baz alan, bunu gündeme getiren bir madde. Çünkü amaç zaten mutlu olmak, kimse mutsuz olmak için evlenmiyor. Gelelim anayasamızın ikinci maddesine. İkinci madde birinci maddeden daha önemli. O da şu. Eşimi hayatımda herkesten, altını çiziyorum, her şeyden daha değerli ve bir biricik kılacağımı evet diyorum. Çok güzel. Şimdi biriciklik diye bir kavramdan bahsediyorum. Yani eşim herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Şimdi bu ülkemizde full ihlal ediliyor. Tamam. Çünkü işimiz... Çocuklar, anne, baba, akrabalar, arkadaşlar, dava, mava her şey eşin üstünde. Öyle olunca eş kendini tabii ki ders hissediyor. Ders hissettikçe de hırçınlaşıyor. Hırçınlaşınca da ortalık birbirine giriyor. Yine kuruma atıfta bulunuyor. Mesela ben insanların mutlu oldukları zaman evlenmelerini istiyorum. Ben mutluyum. Evlilik ve partnerim bana daha fazla mutluluğu vaat etmeli. Yoksa ben mutluyum. Bizde nasıl problem var? İnsanlar mutsuz. Mutlu olmak için evleniyorlar. Evlilikte keramet yok. Akılda keramet vardır. Mesela insanlar bekarlık sultanlık diye laf ediyorlar ya. E tamam evlenenler köle mi oluyor? O zaman bütün sultanlar niye köle olmaya çalışıyor? <laughs> Öyle bir ironi çıkıyor ortaya. O yüzden ikinci madde çok daha değerlidir. Eğer biriyle evleniyorsan o senin için hayatta herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Buna evet diyemiyorsan o imzayı da atmayacaksın. Çünkü ben 30 yıldır evlilik terapisi yapıyorum. Bu anayasa suçunu işlemiş o kadar çok danışanım geldi ki sayılarını, isimlerini unuttum. O yüzden tekrar söylüyorum. Bu maddeye evet diyecekseniz evlenin. Anneniz karınızdan daha kıymetli olacaksa, babanız kocanızdan daha kıymetli olacaksa anayasa suçu işliyorsunuz. Bu çok ağır bir suçtur ve anayasa ilan edildiğinde devlet çökerse Evlilik anayasası ihmal edilirse de evlilik çöker. Altında da herkes kalır. Hocam rahmetli Ferdi Özbey'in bir şarkısının çok güzel sözleri var. Diyor ki sevmesini bilmiyorsam bakma sakın gözlerime diyor. Eh. Yani bilmiyorsak sevmeyi o insanın hayatını da yakmaya gerek yok. Çünkü insanlar mutlu olmak amacıyla evleniyorlar ama bir bakıyorlar ki önceki hayatlarını mumla arar hale geliyorlar. O yüzden gerçekten de bir insan sevmesini bilmiyorsa ona değer vermesini bilmiyorsa, onun hayatından uzak durup, onun hayatını da mahvetmemeli diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Evet, üçüncü maddeye gelelim. Üçüncü evet. madde bizim kanalımızın da ana konusu. <laughs> seks. Evet. Bir kere, evlenmek, düzenli seks yapmayı vaat etmek demektir. Fakat bu madde, ötekini sekse zorlamayı içermez. Evet. Yani evet. evli olmak, kimseyi sekse zorlayamazsınız. Yani evli kurumu, bir erkeğe, karısına zorla seks yaptırtmaz. Fakat seks yapılmaması bir boşanma sebebidir. Sekse zorlamak da bir boşanma sebebidir. Çünkü burada gönüllülük esastır. Yani ben bütün o şahitlerin huzurunda, bütün o konukların huzurunda diyorum ki, bu adamla düzenli seks yapacağım, bu kadınla düzenli seks yapacağım. Düzen minimum haftada iki. Şimdi ben buraya evet diyorum. E ondan sonra başım ağrıyor. Ondan sonra ben çok yorgunum. Ondan sonra kanepede uyuyan kanepemenler, çocuklarıyla yatan anneler. E seks yok. O zaman ne oluyor insanlar? Evlilik kurumu seksi öldürdü. İşte biz mutluluğu dışarıda arıyoruz muhabbetine dönüyor. Sen anayasa suçu işliyorsun. Bunun bir bedeli olmayacak mı zannediyorsun? <laughs> Çok güzel. Şimdi siz videonun başında demiştiniz ya bu kuralları şahitlerin önünde de paylaşalım. Bu üçüncü maddeyi herhalde paylaşırken biraz tedirgin olacaklardır ama bunu da aslında bilmemiz gerekiyor. Sonuçta elbette ki dediğiniz gibi insanların bazen bir sağlık problemi dolayısıyla seks yapmak istemeyebilirler ama zaten görüllülük esasıyla bu iki tarafında isteğiyle yapılabilir bir hale de gelmeli. Ve son maddemiz anayasamızın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilmez maddesi. Nedir? Bu da çok önemli. Ee, bu da tabii ki e, seks maddesinin ihlali sonucunda da ortaya çıkacak bir şey. O da nedir? Sadakat. Evet. Yani ben bütün varlığımla o partnerime sadakat sözü veriyorum. Evet. Yani onu aldatmayacağıma. Ferdi Özben'in şarkısını biraz değiştirerek söylersek, hmm. ona baktığım gibi bir daha bir başkasına bakmayacağıma çok önemli. söz veriyorum. Evet. Sadakat sözü çiğnendiğinde bunun adı, Sadakatsizlik yakalanırsanız ada aldatma. O nedenle sadakatsizlik kişisel ahlaki bir karar, aldatma ise yıkıcı ve herkese ilgilendiren, devleti de ilgilendiren, bütün toplumu ilgilendiren bir nedir? Trahmadır. O nedenle bu dört madde evlilik anayasasının olması olmazıdır ve bunlara uyulmadığı zaman o evlilikten hayır gelmez. Bu çok güzel bir ilave oldu. Kimsenin gözlerine senin gözlerine baktığım gibi bakmayacağım diyebilmek ve gerçekten sevmesini bilmiyorsak da bir insanın hayatına girmemek. Bunlar daha en başta vermemiz gereken çok önemli kararlar. Sonra bunu toparlayabilmek gerçekten mümkün olmayabiliyor. Yani bu şuna benziyor. Biz bir şeye evet diyoruz. Şimdi neye evet dediğimizi bilmiyorduk. Bahanesi de ortadan evet. kalktı. O yüzden lütfen anayasa gibi evlilik anayasasının dört maddesiyle ilgili bir eylem başlatalım. Bütün düğün törenlerinde bu dört madde okunsun. Herkes biz şahidiz desin. Yarın kimse mahkemede şahit olmasın. Evet çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar varsa beşinci, altıncı maddeleriniz bunları da ilave edin. Ve özellikle sizden şunu rica edeceğim. Bu videoyu bir evlilik kararı vermek üzere olan, bir evlilik arefesinde olan dostlarınıza, sevdiklerinize gönderin. Gönderin ki bazen belki de bir insanın yıllar sonra içinden çıkamayacağı kör birlikte belki engel olmuş oluruz. Kanalımızdaki diğer videolar gibi bu videoda bizim hayatımızı, evlilik, ilişki ve cinsel hayatımızı daha iyi hale getirme amacına hizmet ediyordu. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.